Sağlıklı Yaşam'dan merhaba. Ben diyetisyen Orhan Özdengiz. Bugün sizlerle emzirme üzerine konuşacağız. Yeni doğanlarda, anne adayları, anneler, anne aday olmak isteyenler. Bu konu herkes ilgilendiriyor diyebilirim. Hatta babalara da ilgilendiriyor. Sonuçta emzirme bildiğiniz üzere o çocuğun hayat kalitesini, ailenin hayat kalitesini direkt birebir etkileyen bir faktör. Bugün emzirme danışmanı Şengül Temel Canselen bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Efendim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu yoğunluğumuz, bu tempomuz içinde yine bizlerlesiniz. Evet Ezgi Hanım sağ olsun. Biz de sistemi düzenledi ve gelebildik. Evet onu konuşalım. Yeni mekanınız, yeni yeriniz hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz. Direkt öyle bir giriş yapalım. Neredeyiz şimdi? Dere boyundayız. Akçam Bisikletçilik yolunda. Çok güzel. 2 ay oldu yerleşeli. Çok farklı güzel. Bir sistem kurduk. Çok güzel. Güzel geniş kapsamlı bir merkez. Süper. Şimdi orada birkaç kişiyle berabersiniz sanırım. Tek başınıza değilsiniz Yok, sanırım tek orada. Tek başımıza değil. Evet, evet. Orada nasıl hizmetler veriyorsunuz merkezinizde? Güzellik uzmanımız var. Ezgi Hanım bizimle yine uyku terapistliğine devam ediyor. Çok güzel. Zayıflama cihazlarımız var. Çok güzel. Ben zaten hep orada. Şengül Hanım orada emzirme danışmanı emzirmeye olarak. Emzirmeye devam. Çok o güzel. Bırakabileceğim bir alandayız süper, zaten. Süper süper. Daha zor tabii böyle bu şekilde. İnsanın kendi. Yoğun ama güzel. Evet yoğun ama güzel. Evet. Aynen aynen. Peki hadi başlayalım direkt girelim konulara. Tabii hemen. Sosyal medyada zaten siz bir anket açtınız. Evet evet güzel sorular aldık. Sorular geldi yağdı. Yağdı. Evet peki şimdi önce bebek bekleyen anneyle başlayalım isterseniz. Hı-hı. Emzirme eğitimi için ne zaman size danışmalı? 37. haftada bana danışmalılar. 37. Evet. Genelde 36'da aranarak randevumuz ayarlanır. 1,5 saat süren bir eğitimdir çünkü bu. 37'yi neden tercih ediyorum? Hı. Çünkü... memeye dokunmak rahimi kasmaya yardımcı olur. O yüzden 37. haftadan sonra bu bir riske sebep olmadığı için hem anneye sütünü göstermiş hem de doğuma kadar yapması gereken masajları göstermiş oluyorum bu sayede. Çok güzel bir şey. Peki anne olmak isteyen bir kadın direkt size gelir mi? Yoksa benlik bir durum değil. Benlik bir durum değil. Ama tabii ki eğitimini önden almak isteyen çok meraklı insanlar var. Yani işte sütü olacak mı, olmayacak mı? Bu kaygıyı daha henüz anneliğini öğrenmeden yaşayan Bravo. İnsanlar var. Tabii ki onları telkin etmekten zevk alırım. Çünkü öyle insanlar da var mutlaka. Var var meraklı insanlar. Yani meraklı insan hatta kadınlar bilirsiniz emzirmek isteyen kadınlar var işte deformasyon yaşamasınlar falan diye şeyler de var. Evet, karşılaştığımız ve yoldan döndürdüğümüz çok insan var. Çok Çünkü insan. Belli bir düzende ve eşit işlem gördüğünde bir deformasyon olmayacağına onları inandırabiliyoruz. Çok çok güzel. Çünkü gerçekten bu da modern çağın diyelim getirisi yani diyelim. Sonuç olarak bir bebeğimiz var ve evet. ona ilk aşısını anne verebilir. Bunu yapmanın bir bedeli varsa, bir deformasyon varsa onun için de bir sponsor var. Çözülebilir. Ben şey söylüyorum her zaman. Anne ilk doğum yaptığı gün, ilk gün. Çok kritik bir gün gibi geliyor bana her zaman. Böyle evet. duygular, hormonlar artık alt üsttür. Orada gelip birileri der ki senin sütün yok. Sana birazcık mama verelim çocuğuna ki biraz bu çocuk doysun. Yoksa hastalık geçirebilir. Evet. Kesinlikle. Yani ilk gün aslında düşündüğünüzün çok daha üstündedir. Bütün bilgiler orası inebilir bir an. Kadın doğumdan çıkar odaya gelir. İşte hemşireler başında onu yatağa yerleştirmeye evet. çalışır. Serumlar, iğneler derken... Bilen biri gelip der ki senin sütün yoktur, sezeryan doğum yaptın, emziremeyeceksin. Anne orada tamamen psikolojikman Tabii. çöker. Sonra ilk beslenmede emer mi diye bakanlar Tabii. olur. Yine anne gerginlik yaşar. Tabii. İlk an gerçekten çok stresli. Tabii ve o kalabalık, o heyecan, bütün neneler, dedeler, herkes, akrabalar, herkes odanın içinde. Evet. O an çok kritik. Ve yani... anne de kibar biri olmak istediği için Tabii. kimseye dışarı çıkın da değmez. Değmez. Ve onun da üzüntüsünü hep kendi içinde yaşar. İşte o esnada... Şengül Hanım devreye giriyor. Oradan Şengül Hanım çekilin diyorsunuz Aynen. ben geldim. Aynen. Çok güzel. Peki ne yapıyorsunuz burada anne? Ne diyorsunuz anneye? Yani herkesi yani, dışarı mı yollatıyorsunuz? Öyle değil. Tabii ki şimdi karşı tarafı da anlamak lazım. Annenle olduk, babaanne olduk. Dedeler zaten çok heyecanlı. Tabii. Baba keza aynı şekilde. Ya önce bir fırsat tanırım. Hı-hı. Herkes girer bir görür. Hı-hı. Baktım gördüm annenin yüz ifadesi artık değişiyor ve orada olmalarından dolayı gerginlik olacak. Ben müsaade isterim. Hı-hı. Çok Ondan güzel. Sonra biz ikimiz baba, Çok anne, güzel. Ben birlikte orada Çok güzel. İlk beslenmeyi tamamlarız. Süper. Çünkü anne gerçek anlamda etkileniyor. Yani Tabii. orada o üzüntü, bebeğini emzirememesi, sütünün gelmeyeceği. Tabii. İşte ya bir hemşire orada bir şey söyler ya
anneler babalar. Çevreden babalı. Yani ben ilk torunum değil, ilk çocuğum değil, evet, biz kaç laflar, tane büyüttük gibi laflar. Evet evet, bunlara evet. Şahit oluyoruz. İster istemez anne orada kireniyor. Ama bizim zamanımızda emzirme danışmanı mı vardı? Tabii. Gerçi bravo. Bunlar azaldı çok şükür. Şimdi böyle kollarını açarak karşılarlar artık çok beni. Güzel, çok ya da sevindim. İşte anneanne babaanne arar, bizim kızımız doğumdan çıktı, dört gözle seni bekliyoruz falan. Süper. İşte 37. haftada eğitim alınca biz de daha samimi olabildiğimiz için çok güzel geçer aslında çok o ilk mantıklı. Gün. Zaten siz anneyi ona göre hazırlıyorsunuz. Tabii, anne tabii. Kendi annesini ona göre hazırlıyor. Bazen anneanne babaanne ve baba da, baba zaten artık eğitimlere tabii. Düzenli gelir. Tüm baba adayları gelir. Ama büyüklerimiz de katılır yani eğitimlere. Tabii. Benim için hiç sıkıntı çok yok. Güzel. Çok güzel. Babayı illaki istiyorsunuz herhalde. Eğitimlere. Gerçekten gelmeli. Hani işi vardır, izin alamamıştır da anne yalnız geldi. Tamam, sıkıntı yok. Ama böyle bir olanağımız varsa onların da olması güzel. Ama gerçekten son 2 yıldır çok inanılmaz meraklıdır eşler. Süper. Ve böyle dört gözle dinlerler. Çok hoşuma gider. Çok güzel. Çok bravo. Hoşuma gider. Çok güzel bir şey bu. Çünkü genelde erkekler yani hep bir geri planda durur. Evet, bu benim işim değil mantığıdır. İşim değil der. Aslında. Yani ben destek olurum der. Getir götür işlerini yaparım der ama evet. Emzirme kadın yani işi orada de geri çekilir. Anneyi de anlayabiliyor olması. Şimdi bu eğitime katıldığında yaşayacakları süreçleri belli bir aya kadar ben hep anlatırım. Tabii. Orada adım adım annenin stresini anlayabildiği zaman eş de ona göre davrandığında zaten kendi aralarında ilişkisel bakımdan bir problem olmaz. Çok güzel. Hı hı. Peki ne kadar sık görüyorsunuz? Ya da 37'de geldiler. Başka hı hı. Gerek, başka gerek hayır, yok. Hayır, başka gerek yok. Tercih ederse ilk doğumda görüşebiliriz. Çok güzel. Doğum anında destek yapabiliriz. Onun dışında 3. gün her anne de hiç şaşmaz. Hı hı. Bir süt inmesi olduğu için bir şişme yaşanır. O gün bana ihtiyaç duyulursa ki ben o anda neler yapmaları gerektiğini birebir hepsini anlatırım. O 1,5 saatlik eğitimde. Evet, zaten hani nasıl bir uygulama yapacak? Bununla karşılaşacaksın. Karşılaşmama ihtimalin de var. Hı-hı. Ama olur da bu yaşanırsa bu esnada bunu yapman lazım. Hı-hı. Beni araman gereken nokta budur. Çok güzel. Bu şekilde sürer zaten süper. Eğitim. O yüzden onunla karşılaştığında yine benimle birlikte olabilirler. Gelebilirler istedikleri Hı-hı. zaman. Hı-hı. Bir ale uzaklarında yani bizi telefoniyen çözebildiğimiz hiçbir şey bizim için randevu değil. Süper. Süper. Zaten bu teknoloji artık bu hayatımızda bu sosyal medyaya girmesi. An meselesi herkese ulaşmak. Evet, an meselesi. Öyle. Hemen istediğinizi soruyorsunuz. Aynen çok öyle. Güzel. Ve yani program öncesinde konuştuk. Zaten insanlar size asıl o anlarında ihtiyaç duyarlar. Kesinlikle. O acil anlarında. Kesinlikle. Yani o çaresizlik hissi geldiği anda bizimle iletişime geçemediklerinde yanlış uygulamalar. Tabii. Olabiliyor. O yüzden hani o telefon çaldığında 3. çalış olmadan açılması gerekir. Süpersiniz. Çok güzel. Çünkü o an çok kritiktir. Evet. Ve kesinlikle. Emin olun yani artık öyle bir ülkedeyiz ki öyle bir dünyadayız ki her şey herkes yoğun. Her şey yoğun. Tabii ki. Ve yani bu şekilde böyle direkt telefonlarına bakan çok insan yoktur. Dönüş yapan bile yoktur diyebilirim. Bazen olabiliyor. Bazen olabiliyor tabii ki normalde ama yani bu gerçekten bence anneler için hele hele çok güvende kritik. Hissetmelerini aynen, sağlar bu durum. Aynen. Aynen. Ha. Peki bu sağma meselesini konuşalım istiyorum. Tabii. Sağmaya ne zaman başlanmalı? Öncelikle şu algıyı kırmak isterim. Sağma makinesinin doğum çantasında olmasına asla gerek yoktur. Allah Allah. Evet, sağma makinesi kesinlikle süt getiren bir ürün değil. Üretilme amacı annenin işe başladığı zaman veya bebekten uzakta kalma durumunda sütü çıkarabilmesini hızlandırmaktır. Hmm. Elle sağım yöntemi, manueller yorucudur gibi. Biz de fark ediyorum ki bunu çoğu zaman sütü getirmek için doğum çantalarına koyun diyorlar. Çok söylenir o, evet. Hayır, ben ilk 9 gün kesin sağma makinesi kullanılmasını önermiyorum. Çünkü göğsün içerisinde üzüm salkımını hayal edin. Arada damarlar vardır. Ve elektrik gücüyle biz o damarları inceltip uzatırız. Burada ne olur? Memenin önündeki sütü boşalttık, arkadaki dibinde kaldı. Yani bu bizi mastite sürükleyebilecek bir şeydir. O yüzden ilk 9 gün adaptasyon sürecimizdir. Bu süreç içerisinde hiçbir şekilde dıştan bir ürün kullanılmamasını öneririm ben. Şişmelerimiz oldu, süt toplayıcılar üretildi. Hiçbir şekilde el gücü, elektrik gücü istemez. Bunlardan edinebilirler ve süt toplayıcıları doğum anından itibaren kullanabilirler. Bence çantalarında olması gereken ürün odur. Kritik bilgi. Evet evet. Kritik bilgi. Çok güzel. Çünkü genelde öyle bir algı var. Var var. Yani evet. Genelde öyle hastanede var. De direkt getirip evet. Sağma makinesi verirler. Aynen, ben tamam. Şahit olurum. Aynen tamam söylüyordum. İyi değil. Doğru bir yöntem değil. Yöntem değil. Evet. İşte yine orada sizin şeyiniz çok önemli. Evet, o yüzden 9. günden sonra kullanmalarında bir sakınca yok. Bunların da belirli bir düzenleri vardır. Onu bir böyle bir özetler misiniz bize? Emzirme bittikten 20 dakika sonra ya da 2 saat içinde sağım yapılabilir. Hı-hı. Annelerde şöyle bir algı oluşur. Emzirdim bebeğimi,
Eğer şimdi sağırsam okey, 2 saat sonra sağırsam bir sonraki emzirmeye sütüm olmayabilir. Memede süt bitmez. Ritmi düşer veya yükselir, evet. Ama siz 2 saat sonunda sağdığınızda bebeğiniz 3. veya 4. saatte beslenecekse bebeğinizin az beslenmesini sağlamaz yaptığınız sağım. Bu algıyı da bir buradan kırarsak çok 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 mutlu olurum. Süper bilgi. Çok güzel. Tamam. Bunlar anneler için altın bilgiler aslında. Evet. Çok güzel. Vallahi bravo. Çünkü yani bu algı var yani genel olarak. Evet, bahsettiğiniz evet. Algı var. Çok güzel. Peki bu kalitesiz süt olayı var mı? Yoktur. 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 Gerçekten yoktur. Yani şöyle bir şey. Tabii ki kronik bir rahatsızlığımız var mı bakarık. İşte diyabet var mı doğum öncesi, doğum işte hamilelik sürecinde olandan bahsetmem. Bu geçici bir süreçtir. Yine tabii ki diyetisyenler eşliğinde devam eder hamilelik süreci. Kronik bir durum var mı incelenir. Ama benim nasıl izlerim yolumu? 3. gün süt daha fazla artar. Artmayan anne yoktur. Evet. Arada mamayla girildiyse ertelenen anne vardır. Süt kalitesiz olmaz. Nasıl olabilir bu? Sağlıklı bir beslenme yoksa, sıvı tüketimi yoksa, anne vitamin tüketmiyorsa ki gerçekten ben 4 yılda bununla karşılaşmadım. Karşılaşmadım. Eğer fark ediyorsak ki bebek kilo almıyor, o zaman anneyi bir diyetisyene yönlendiririm. Daha evet. Protein ağırlıklı. Siz daha iyi bilirsiniz. Orada bir liste çıkarılır, bir düzene girilir ve biz kontrol ederiz. Bebekte kilo artışı var ise annenin beslenmesi kaynaklıdır. Eğer halen yoksa dış etkenleri düşünmeye başlarım. Sık beslenme, ortam sıcaklığı. Eğer ortam çok sıcaksa küçük ebatta bir bebek kan dolaşımı çok hızlı ve terlediği zaman kilo kaybeder. Tabii, mantıklı. Bu durumda ne olur? İşte anneye senin sütün yetersizdir diye bir damga gelir orada. Hayır, bir dış etkenlerin hepsini ortadan kaldıralım. Ondan sonra? Eğer bunlar bize sonuç vermezse ki hiç karşılaşmadım, o zaman düşünürüz. Kaldı ki o stres sütün salınımı daha da azaltıyor. Ben stresin sütü azalttığını düşünmüyorum. Şahit olmadım. Şöyle, ağlamak geliyorsa içinden ağlamak lazım. Yani ağladığın zaman sütün kesilir gibi bir cümle duydum. Aksine ağlama bittikçe vücutta mutluluk hormonu yükselişe geçer. Onu içeride sıkmamak lazım. Kendini kasmamak lazım. Meme işlemsiz kalırsa süt azalır. Çok güzel. Stresten değil. İşlemsiz kalırsa. Tabii ki. Şimdi stres oldum. Ben 6-7 evet. saat mememe bir uygulama yapmadım. Veya 2-3 gün. Meme seni koruma altına alır. Der ki anneyi enfeksiyona uğratmamak için süt üretimini azalt. Çünkü şiştik. Mastite doğru gidiyoruz. Aslında vücut seni korumaya aldığı için sütte bir düşüş yaşanır. Ama bu da kesinlikle geri döner. Ve kalitesini de düşürmez. Kalitesiz diye bir şey yok. Hayır, çok hayır, güzel. Yoktur. Şeyi sorayım az önce konudan. Sadık. Sağma işlemini yaptık. Kaç gün beklememiz lazım? Ne kadar beklememiz lazım? Bir bunlara böyle söylerseniz. Tabii yaz ve kış olarak ayırırım ben bunu. Yazda 3 saat oda sıcaklığında kalabilir. Kışta 4'ü bulabiliriz, bir sakınca yok. 3 gün normal buzlukta bekletebiliriz. 3 gün? 3 gün. 3-6 ay arası dondurucuda bekletebiliriz. Ama ben hep şey derim annelere. 4. aylıksa bir süt çıkardığınızda. Artık kokusunu tanırsınız sütün. Eğer kokusunda içinizde sinen bir şey yok, içinizde sinmeyen bir şey varsa kesinlikle tüketmeyin. Anladım. Çöptür. Ama görüntüsüyle ilgili bir sıkıntınız varsa lütfen bana bir görsel atın. Çünkü siz regl'ken farklıdır, grip'ken farklıdır, üzgün'ken farklıdır. Yani o görselden ben size ha bunda bir sıkıntı var veya yok onu konuşabiliriz derim. Çok güzel, süper. Peki nasıl çözdürsünler sütleri? Sıcak suyun içerisinde çözdürebilirler. Standart, mikrolara koymasınlar. Hayır, hayır. Kesinlikle. Çözülen sütü de 24 saat içerisinde tüketmeleri gerekir. 25. saat benim için onun ömrü bitmiştir. Ve tekrar dondurma diye bir şey yok. Hayır, yoktur. Yok. Çok güzel. Bu hataları yapan çok anne var herhalde. Ya da daha doğrusu bilmeyip de size soran çok var herhalde. Ya bilmeyip soran var ama sormadan bir uygulama yapanla en azından ben iletişime çok geçmedim. Güzel, çok güzel, süper. Yani bilinçliyiz. Evet, evet, güzel giderek. Çok güzel, bu çok önemli. Peki her şey güzel gitti. İşte deriz ya biz ilk 6 ay anne sütü kesin şartlıyız. Peki sizce bu emzirme ne zaman sonlandırılmalı? 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş. Bir kadın vardı hiç unutmam. Bana zayıflamak için gelmişti. Çocuk 2 yaşında halen daha emziriyor çocuğu. Çocuğun inanılmaz bir özgüveni zayıflığı vardı. Tabii. Hep sürekli annenin kucağında. Aynen hiç konuşmuyor. Bana bakıp yüzünü çeviriyor falan böyle utanıyor sürekli. Ve yani anneye sorduğumda. İşte çok utangaçları falan dedi. Sonra bilmiyorum işte üstünden böyle 5-6 ay geçti. Birilerine danıştı. Hiç hatırlamıyorum şimdi geçmiş süper. Zaman. Danışarak yaptıysa süper çünkü salça sürme, acı sürme vesaire. Yok o kadar değil. O lütfen, kadar değil.
Lütfen. Birilerine danıştı. Ve o danışma sonrasında çocuğu ağır ağır sütten kesti. Çok iyi. Ve çocuğun müthiş bir özgüveni yerine geldi. Tabii ki. Bana konuşmaya başladı, sohbet etmeye başladık. Çok farklıydı. Ne düşüneceğiniz bu konuda? Kaç yani gün? Şöyle oral dönem diye bir dönem vardır. Ben genelde 18. ayda başlarım o sürece girmeye. Çünkü annenin de geçirmesi gereken bir süreç vardır orada. Çoğu zaman bebek hazır olsa anne hazır olmaz. Bence sizin de burada yaşadığınız tamamen oydu. Çünkü anne göbek kordonu koptuğunda zaten bir düşüşe girer. Artık bebeğim benden ayrıldı. Emzirme süreci o kordonun kopuşunun tesellisidir. Emzirme süreci de biteceğinde artık anne tamamen çocuğundan kopacağı hissiyatına düşer. O yüzden bazen çocuk hazır olur ama anne hazır olmaz. Anladım. Anne hazır olmadan da bu sürece giremeyiz. Doğru bir yol olmaz. Çünkü girdikten sonra geri dönmek çocuğa bu sefer kimlik karmaşası yaratır. Tabii. O yüzden 18. ayda benimle iletişime geçer anneler. Oradan sonra o sürece gireriz. Yavaş yavaş çocuğu da koparır. Güzel. Gibi değil. Artık memeden boyuna geçirir gibi güven duygusunu o şekilde ilerlerim. Çok güzel. Bu önemli. Çünkü yani peki limit ne dersiniz? 2 sene. 2 sene artık oral dönem 2 seneden sonra tamamlanır. Yani o dişlere de zararlıdır. Yani sağlıklı bir durumda değil. Çocuğun ileride farklı bağımlılıklara bulaşmasına neden olabilir. İşte tırnak yeme gibi vesaire. Mutlaka size gelen anneler de vardır erken bitirmek isteyen. Vardır. Durup anlatırsınız. Ya da mesela ilk dönemler şey derler. 6 ay emziririm, 6 aydan sonra bir kere daha. Yo tamam hadi ilk 6 aydır önemli. Sonra 6. aya gelince şey olur. Ne zaman keselim? Ha. Kış mevsimi ise kesmem. Enfeksiyonlardan dolayı. Öyle mi ha? Gribal enfeksiyonlarda ki öyle olduğu zaman bebek yemek yemese bile annesinin sütünü reddetmez. Bu süreci daha kolay atlatırlar. Benim de vicdanım el vermez açıkçası kışta kesmeye. Kış dönemi ise kesmem. Yaz dönemi ise annenin gerçekten emin olurum bunu istediğine. Çünkü dilde söylenir, bazen ikna edilmeyi beklerler. Genelde de ikna olurlar. İkna olurlar. Çok güzel ama gerçekten çünkü yani yine kişiye göre değişir. Kim anne vardır? Ben der 6 ay emziririm der. 6 ay sonra istemem artık emzireyim i̇şte der. İşte öyle derler ama. Çocuğun düşünmez ilk ya da dediğiniz gibi o bir hayaldir. Ama gerçeğe gelince iş. Yapamazlar. O zaten mesela bize de gelen aynı şekilde danışanlarımıza işte önce kendi için gelir. Hatta böyle ilk doğumun ertesi günü gelen danışanlarımız oldu. Panik. Ve ben kabul etmiyorum derim yok dedim yani panik en azından bekleyin 2-3 ay. Bir önce bir emzirmeye başlayın bir şey yolunda gitsin. 2-3 ay sonra bir zayıflamaya konuşalım. Çünkü zayıflasınlar diye insanlar, kadınlar inanılmaz bir şekilde kalori düşüyorlar. Sırf daha az kilo versinler diye. O düşüşlerde süt tabii ağır ağır gitmeye başlıyor. Ya bunun da sebebi nedir? Yine dıştan baskı. Aynen çok doğru. Bravo. Yine aman dıştan baskı. Ne kadar çok kilo aldın ya. Bunu bir de kadının kadına yapmasına. Gerçekten tahammül edemiyorum ya. Ya sen de yaşadın ayrıca. Ben de 16 kilo aldım yani. Neden bana bunu yapıyorsun? Niçin bunu yaparsınız başkasına? Ya ona çok üzülürüm gerçekten. Evet. Umarım bu da durur. Çünkü anne o zaman çok açıktır olumsuz bilgiye. Evet çok güzel. İnanılmaz çok güzel. Zihinleri olumsuz hemen odaklanır. Ve o esnada gerçekten bilir bir kişi yanlarında yoksa kaybeder. Çok büyük düşüşe giderler. Tabii. O yüzden aslında biz bu süreçte annelere her şeyden öte emzirebileceklerine, zayıflayabileceklerine tabii. bir inanç sağladığımızda anne tabii. pozitifse her şey pozitif. Yani evliliği pozitif, bebeğe bakışı pozitif, toleransı yüksek. Çok güzel tabii. Yani önemli olan aslında evet bebeğimizin sağlığı ki biz çocuk doktorlarıyla birlikte ilerlerik süreçleri. Bebeğimizin sağlığı önemli ama bebeği veya aileyi mutlu edebilmek için anneyi mutlu edebilmen lazım. Yani o kadın çöküşteyken çocuğuna da verimli olamaz, eşine de verimli olamaz. Zaten kendine verimini kaybetmiş durumdadır. Çok doğru. O yüzden burada birine ihtiyaç duyuyorlar ve ben hep şey derim onlara. Kız kardeşini bir adım geri tut. Bu süreçte kız kardeşin benim. Yani en yakınım süper. Benim. Bu iletişimi sağla, beni sakın habersiz bırakmayın. Süper. Zaten ben gece muhakkak yazarım, benim aklıma düşerler, dayanamam. Merak edersiniz. Merak ederim çok. Çok güzel ama bu ilgi önemli ya gerçekten, bir destek isterler. Ben olsam bana da böyle yapılmasını isterdim. Kesinlikle bir destek ister anne orada. Yani kendi annesi ya da kayınvalidesi yanlış olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir, yanlış destek olabilir dediğiniz gibi. Evet. Orada böyle daha böyle bir yakın birine ihtiyaç vardır. Evet. Tam orada giriyorsunuz profesyonel bir şekilde. Benim mesela şey zannederler, sen hiç sorun yaşamamışsındır kesin. Hayır. Öyle bir dünya nerede? Çok büyük sorun. Aksine ben yaşadığım sorunları size yaşatmamak için uğraşırım. Evet, ben bu işin içinde olmama rağmen ilk gün psikolojim o kadar bir düşüşe geçti ki çocuğuma mama verildi. Ya. Sıkıntı mı? Hayır. İlk 10 gün tabii verilen mama bir alışkanlık sağlamaz. Tabii.
Ama düşünün ki ben ya, yaşadım ben bunu. Ben bile yaşadım bunu çok dersiniz. Normal yani bu süreçte. İşte ben hep onu derim ya. O an çok kritik. İlk gün hele hele. İlk evet. gün her şey herkes açık. Kesinlikle. İlk gün çok kritik. İlk gün duygular şelale. Aynen öyle. Herkes zaten şaşkın. Şaşkın. Aniden bir şey geldi içerideydi Bravo. Çıktı. Nasıl davranılması gerektiği ben, çok hassas. Bana 37. haftada gelir. Bazen bir gün önce gelirler. Şey derim sen daha dün annenin karnındaydın ve daha ara çıktın. Yani onu ben de yaşarım. Onlar Tabii. eve gidecek farklı bir Tabii. durum. Tabii. Evet. Bakıma muhtaç bir bebek, Tabii. hiçbir şey bilmeyik. O yüzden 37. hafta aslında çok önemlidir. Çok önemli. İlk günü daha konforlu geçirmenizi sağlayabilir. Çok güzel, süper. Bu gerçekten önemli. Peki, biraz da beslenme. Kahveyi ne kadar tüketsin bu insanlar? 250 miligram. Hmm. Yani dikaf eğer hiç kafein içeren bir ha. şey tüketmeyeceksek dikaf için bir problemim yok. Hmm. Çünkü onu bana çok sorarlar. Hmm. Kafeinli bir şeyse tabii siz de nasıl? Yok estağfurullah. 250 miligramın üstüne çıkmayalım. Şey derler peki genelde işte kokusu geçer. Soğanın, kahvenin işte Şimdi atıyorum. Şimdi soğan yasaklı listemizdedir zaten. Mesela. Soğan süt yapar derler. Ha mesela. Ama soğan, bulgur işte bunlar yasaklı liste evet. dediler. Ya da sarımsak falan tükettiği zaman falan. Şöyle çok yoğun aşırı baharatlar için bu geçerli olabilir. Mesela acı evet sütü acı yapabilir. Ama kahveyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çocuğa Doğduğumuz gün zaten kahve verilir. Çocuğa uykusuzluk verir mi gerçekten? Üstüne çıkarsak 250 miligramın evet. Gerçekten verir. Verir verir. Bir düzende bir şey olur, dağınıklık olur. Bir dağınıklık olur. Çünkü artık insanlar gerçekten kahve tilekisi. Evet. Hele bu son dönemde. İlk sordukları sorudur. Hele artık bu son dönemde bu yeni jenerasyon kahvelerin 3. jenerasyon kahve Kesinlikle. Çıkmasıyla. O yüzden dikaf için bir problemim Çok yok. Güzel. Sıkıntı değil. Çok Eğer güzel. Anneyi tatmin ediyorsa. Hmm. Ama gerçek bir kafein alması gerekirse 250 miligramı geçmeyecek şekilde alabilir. Çok güzel. Bu çok önemli. Alkol de sorayım hadi ya. Sorma. Soruların içinde var daha dedik hadi. Alkol de sorayım. Sorma. Şöyle sorayım. Soranlar olur mu gerçekten? Olur olur. Gerçekten evet, bir de Şengül içinde. Yöntemi vardır. Biz o şekilde giderik. Şengül yöntemi sır. Onu seanslarla. Peki. Çünkü var mesela bazı danışanlarım var bana gelir. Ya der bir adet süt artırıyormuştur. Bir ay içsem der böyle haftada bir bardak. Şey bile. Yani ben de bir şey demem tabii. Şimdi bir bardak derim yani zarar olacak iş değil. Ama beklemeyin derim. Yani şöyle bir ipucu vereyim. Doğumda aldığımız anestezi miktarıyla bir bardak biranın mesela. ölçülemez. Evet, ölçülemez. Fiyatlanamaz. Evet, evet. Ama evet. tabii ki onun da belli yöntemleri vardır. O hastayla benim aramda onu çözerek ama şöyle bir şey var. Gerçekten annenin bir akşam dışarıya çıkıp eşiyle veya arkadaşlarıyla bunu yapmaya ihtiyacı var tabii. ve o kadın ertesi gün çok daha mutlu tabii, bir kadın olacak. Kesinlikle. Ve o sütünün de faydası olacaktır belki de. Biranın var ya, maya tabii. var sonuç olarak içerisinde. Ama tabii bu demek değil. İçinde sütün güzel. Yani bu aslında alkolü yasaklama durumu daha çok alkolik insanlar için çıkarılmış bir şey. Zaten anne vicdanından dolayı tüketemiyor ki. Tabii. O yüzden yasaktır olarak gitmeyip tabii. daha farklı yöntemler uyguluyoruz ama şu an. Ama şimdi Şengül Hanım böyle dersiniz ama öyle insanlara karşılaşırım bazen. Gerçekten çok şaşırırım. Sigara içen anneyle karşılaştım. Şok olurum. Ya derim yani sen daha çocuk yeni bir aylık daha anne sigara içiyor ve o koku illaki yani etkiliyor çocuğu ne ister sağ olsun. Nikotin de uyku düzenini sarsar. O Rizki da ayrı Hanım mesela. Daha iyi bilir onları o da ayrı ama mesela. Nikotin de uyku düzenini bir bozar. O da ayrı mesela. Zararlı. Evet zararlı evet, ama evet. şöyle söyleyeyim size hamilelik sürecinde bile artık evet. belli bir miktar evet. içilmesine izin verildiği evet. için Anladım. O da çok da müdahale edemeyek. O artık annenin evet. kendi tercihi olur. Şey, ama ben sigara içip doğurmadan ha. önce hamile olduğunu öğrendiği an sigarayı kesen ve doğumdan sonra başlamayan Tabii. hastalarla da karşılaşıyorum. Tabii. İçeni de yargılayamam çünkü psikolojik evet. olarak ona sığınmış durumdadır. İşte o da doktorlarımızın evet. belirlediği sınırlar içerisinde olursa evet. minimum zararla. Şey görmüştüm geçen hafta Metropolyon'la gidiyorum ilerliyorum Metropolyon marketin karşısından karşıdan karşıya geçen bir kadın gördüm. Ben arabadayım kadın çok zayıf ama bir belli ki göbek var hamile yani hamile ve inanamazsınız kola reklamı gibi. O sıcağın içinde elbisesini giymiş askılı elinde kolasıyla beraber luk 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 yoldan geçerken yoldan beklemiyor yani arabaya binmeyi de beklememiş. Evine gitmeyi de beklememiş. Çıkarken nasıl alıp, yandı ciğeri. Böyle ben de şaşkınla bakıyorum. Nasıl yani dedim. Nasıl? Neden içiyorsun bu kolayı? Tabii şey alakası yok diyemedim. Tabii geçtim böyle. Ama hepsinizde en şeydir o durum. İşte gidilir hamile olduğunuzu öğrendiniz. Yememeniz gereken, içmemeniz gereken bir liste doktor sizinle paylaşır. Hayatta canınız çekmeyen şeyi
hamileyken canınız çeker. Boli bif mesela, ben boli bif yememem gerekir. Kesin kokusu vurduğu anda böyle çölde kalmış, su görmüş gibi. Bu da olur, Allah o da yaşanır. Allah. Bence tam o ana belki de öyle denk gelebilir. Ama çok ilginç, böyle önümden böyle geçer. Dayanamadım. Yani sıcağın içinde yok, kova reklam gibi, reklam gibi. Ama kadın hamile. Dedim nasıl yani ya, yanlış mı gördüm falan diye. Evet. Ama dediğiniz gibi işte bu dönemlerde o yasaklar da, herkes de böyledir ya. Çocuk arada yasak kondumu daha cazibeli gelir yetişkinlere evet. de. Annelerde de belki de aynı şey olabilir dediğiniz olur, gibi. Olur olur. Ama ben orada şey söylerim, işte kola çektiyse canı. Tabii ki kendini mahrum bırakmasın. Yani bu kadın anne oldu. Tabii. İnsanlığından vazgeçmeyecek. Tabii. Sulandırıp tüket derim mesela. Güzel. Güzel. Daha böyle her şeyin bir alternatifi var. Süper. Bilir bir kişiyle ilerlemek süper. Lazım. Çok güzel. Yasak demek kolay aslında. Ama evet. uygulanmaktır sıkıntı. Evet, evet. Bu şekilde böyle belki de yumuşak geçişler. O insanın psikolojisi içinde. Olur. Çok daha rahatlatıcı olur. Bir sonrakine canı kola çekmeyecek. Çünkü sulu kola içmek istemeyecek. Ben bunu mesela diyetli isterim. Denerim. Dondurma isterler benden. Tabii ki derim, hiç sorun değil. Karşıdaki bir şaşırır. Nasıl ya der. Yani dondurma sordum hemen. Listeye de yazarım da hatta. Magnum diye, gerçi işini isim vermiş gibi oldu ama direkt isim diye de yazarım. Haftaya gelene sorarım, yemezler. Evet, neden yemez. Derim? İyi ya, sen öyle canım söyleyince çekmedi. Vazgeçtim. Kesinlikle. Yasak desem ama yiyecek. Yiyecek, canı çekecek. Evet, o yüzden sizin de bu dediğiniz gibi bu yaklaşım, psikoloji zaten her yerde artık, her şeyde psikoloji. Anneler hele hele daha da farklı bir dönemi geçirdiği için ister istemez etkilenebiliyorlar. Peki, şey istiyorum çok öğreneyim. Biz çocukluğumuzda hepimiz emzik kullandık. O zamanlar bilirsiniz biberon emzik olayı. Müthiş popüler. Evet. Hatta çeşitli çeşit emzikler, çeşitli çeşit biberonlar. Halen daha var gerçi. Aynen. Ne dersiniz bu konu hakkında? Emzik, biberon kullanımı. Gerçekten yani, hiç mi kullanmayalım bu emziği? Bu konuda görüşler çok farklı. Hmm. İşte çocuk doktorlarının görüşü farklı. Biz adada emzirme danışmanlarının görüşleri birbirinden farklı. Herkesin bir yolu yordamı var. Peki Şengül Cansel'in şeyini. Evet. Tavsiyesini. Şimdi şöyle. Ben emzik severim. Şu şekilde. Düzenli, bilinçli tüketici olmak lazım. 03, 36, 12 bunların başlıkları değişiyor. Böyle bir üretim varsa bunun bir sebebi vardır. Şimdi 3 aylık emzikle 6 aya getirmemen gerekir bebeğini. Orada damak yapısında bir bozukluk olur. Adamlar onu tasarlar, bir bildikleri var. Bildikleri var mutlaka. Düzenli bir değişim yapılması lazım. Neden severim? Annelerin yoğun kaygıları vardır. İşte onları anlayabilmek. Bezini değiştirirken çok acele ederler mesela. Mesela tabii. Orada amaca odaklı tüketim. Belirli kurallarım vardır benim. Mesela 2 saatten önce besleme yoktur derim ben. Sindirim sistemi bir tamamlansın. Sonra yani ikinci saati doldurmadan olmaz. Bazen bebekler Ezgi Hanım'dan duyduğum kadarıyla uyku döngülerini 1-1,5 saatte tamamlarlar ve uyanırlar. Bizim orada yarım saat geçirmemiz gerekir. O yarım saati onunla tolere edebilirler. İşte aspirasyon açısından sevdiğim bir üründür benim. Ama tabii ki bazı çocuk doktorları önermez. Yine burada kararı bebeğin anne babası verir. O şekilde ilerlerik. Biberona gelince kaşık biberon önermem. Ve bu konuda gerçekten netim. Güvenli bulmadığım için önermiyorum. Kaldı ki biberonu da bilinçli tüketici olarak kullanırsak eğer, meme reddine sebep olan bir ürün değil. Hah, onu soracaktım. Evet. Evet, ve biz işleyen anneleriz artık, eski zamandaki gibi de değil. Bebeğin biberona alışması zaten şarttır. Biz işe gittiğimizde nasıl bir ortam olacak geride tabii. bıraktığımızda. O yüzden annenin dışında doğduğu ilk günden itibaren ilerleyen tüm süreçte annenin dışında birinin biberonu vermesini öneririm. Wow. Tüm emzirme sürecinde. Çocuk orada hemen neyi öğrenir? Annem yokken kullanılan bir üründür bu. Ha. Çünkü annenin kucağında memeye yakın sütün çok kokusu güzel. Var ama farklı bir materyal olduğunu tabii ki anlar çok bebek. Çok güzel. Çünkü ilk temas ettiği meme damak şeklini alır. Ve bu sefer gelen ürünün farklı bir ürün olduğunun farkındadır bebek. Bunu anne verdiğinde evet bir kimlik karmaşası tabii ki oluşur. İlla ki. Aydınlanmaya çalışır çünkü tabii. çocuk. Nedir bu? Nedir bu? Ama onun dışında biri verdiği zaman çocuğa empoze etmiş oluyoruz. Ve bu durumda mesela beni çok insan arar. İşe başladım ama çocuk hiçbir şekilde biberon kullanmadığı için annemler evde mağdur. Çok bakan güzel. Mağdur. O yüzden öncesinde tabii ki annenin de işteki sürecini huzurlu geçirebilmek için bunu öğretmemiz gerekir. Bu çok güzel bilgi. Bu gerçekten çok güzel bilgi. Çünkü hepimiz şeyiz.
İşte duyarız daha doğrusu, hepsimiz demeyelim de, biberon verme, emzik verme, işte böyle böyle sorunlar olur, zırttır vırttır falan, ama bu dediğiniz çok mantıklı. Değil, çok güzel. İşin mantığını çözünce zaten çok güzel bir şey. Aynen öyle, bu yani çok eziyete mantıklı. Eziyete çevirirler insanlara, ben görürüm işte, evet. Çok ağrıyacağım, evet. İltihaplanacağım, yaralanacağım. Evet. Yani kadınlar zaten bir panikle başlar o emzirme sürecine. Aslında gerçekten birazcık rahatlık, birazcık güven hissi ve mantığını çözdüğünüzde, çünkü ben tüm matematiğiyle anlatıyorum tabii, zaten bunu. Tabii. Çok konforlu ve çok keyifli bir süreçtir tabii, aslında güzel. Emzirme. Çok güzel. Yeter ki doğru hamleler. Tabii ki doğru zamanda. Doğru zamanda doğru hamleler. Tabii. Peki bu gece çocuklar uyanır uyanmaz olayları var, ondan isterim sorayım. Uyandırılıp çocuğa emzirelim mi? Bunu da isterim öğreneyim çünkü çok insan bunu yapar. Aman çocuğum şekeri düşmüştür. Gider gider bakarlar i̇şte ya. İşte bu da empoze edilir. Nefes alır mı almaz mı? O psikolojiktir. Ha. Onu ben de yaptım. O tamam. Psikolojiktir. Acaba hipoglisemiye mi girdi? Şekeri mi düştü çocuğumun? Şimdi bu tıbbi bilgileri insanlara bazen gerçek tıbbi bilgisi olmayan insanlar da veriyor. Şimdi bu da her doktorun fikrine göre değişir. İşte bazısı der ki uyuyan bebeği uyandırmayalım. Bazısı der ki 2 saatte bir uyandırman mesela, gerekir. Aynen. Benim özellikle dikkat ettiğim nokta, yine dediğim gibi size, annenin kronik rahatsızlığı var mı? Bunları iyice bir öğrenirim. Ona göre bir yol çizerim tabii ki. Ama uyuyan bebeğin uyandırılmasını ben de tercih etmem. Fakat işte hastane sürecinde gündüzleri 3 saatte bir, geceleri 4 saatte bir şeklinde ilerlerim ben. Fakat hastane prosedürü 2 saatte bir, gündüzleri 3 saatte bir, geceleridir. Ben annelere şey derim, 2. saatte uyanmadıysa doktorumuza danışarak bir şekerini ölçtürelim. Eğer her şey yolunda ve doktorumuz da izin veriyorsa tolere edelim 1 saat daha. Çok güzel. Çünkü bebeğin aktif emmesi sık sık emmesinden bence daha iyidir. Mantıklı. Şimdi ben size bir soru sorayım. Her acıktığımda yemek yiyebilir miyim? Aynen. Bir düzeni olması lazım bu bravo, işin. Bu kadar çünkü net. Sık sık beslenmelerde bebek sadece ön sütle beslendiği için yine bir kilo artışı olmayacak. Aynen, ve yine güzel. Anne suçlanacak. Çok güzel. Bu bebeğin kaliteli ve verimli bir şekilde iki memeyi de boşaltması lazım güzel kilolar alabilmeniz süper. İçin. E bu sık sık da pek mümkün olmaz. Bu sefer ne olur? Bebek memede pozisyon alamayınca işte meme retti başladı derler. Halbuki çocuk gerçekten sinyal veriyor. İstemiyorum. İstemiyorum der. Konuşabilse söyleyecek zavallım. Çok güzel. Tamam. Bu önemli çünkü çoğu insan bu hatayı yapar. Yaparlar. Ya doktordan değil de belki de kendinden de. İşte çevreden de duyarlar. Çevreden de duyarlar. Çevreden de duyarlar tabii ki, ama dediğim gibi benim için süreç şu şekilde ilerler. İlk 48 saat içerisinde sarılık kendini belli eder. Evet. İlk 45 dakika içinde bebek beslendi mi 4 damlası bile şeker düzenini yerine getirebilir her şeyin. Sarılığımızı atlattık. Ve bizim için yüksek bir miktar yoktur. Hafif sarılık her bebekte yaşanan bir İllaki, durumdur. İllaki tabii. Yani kış mevsiminde daha çok görürük. Yaz birazcık daha güneşli olduğu için bizi toparlar. Doktor bize dedi ki her şey yolundadır. Ben artık uyan bebeği uyandırmayı mantıklı buldum. Tabii. Çok güzel. Tabii. Doğrusu o. Yani baktığınızda çok mantıklı. Peki nereye gelelim? Göğüs hijyeninden bahsedelim. Tabii. Nasıl temizlenmeli? Yani çünkü çok kirli bilgi var bu konu hakkında da. Var. Aslında anne sütü en steril şeydir. Çok güzel. Fakat biz onu bakteriye çevirebiliriz. Nasıl? Gene başımı yakacaksın. Göğüs pedi kullanarak. Göğüs pedi kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Allah Allah. Ortalık karışacak. Karıştı ortalık. Ortalık karışacak. Evet. Evet. Kullanmasınlar. Kullanmasınlar. Çünkü memede bir sızıntı olur. Göğüs pedi oradadır, havasızdır. Meme ucu yaralanmalarını daha çok tetikler. O yüzden hava alması gerekir memenin. Yani bana sorarlarsa gerçekten kullanmadıkları bir atleti bile oraya yerleştirebilirler. Hijyen bakımında... O kadar iddialı yani. Evet, parfümlü bir ürün kullanmamalarını öneririm. Bunun için de en güzel şey karbonattır. Çok karbonatla güzel. Steril edebilirler. Çok güzel. Ve göğüs pedi yerine göğüs kalkanı kullanabilirler. O nedir? Bardak formunda bir yapıdadır. Süt yenin içine yerleştirilir. 2-3 saatte bir de kontrol edilir içerisinde süt birikti mi diye. Çünkü tenin ısısı da var. Şimdi ben yazda derim ki 2 saatte bir muhakkak bak. Çünkü hem sıcak hem biz terlerek. 2 saatte bir bak, çıkan sütü biriktirebiliyorsun, ziyan etmiyorsun. Kışta da 3-4 saate kadar dayanabiliyor. Ve hava alan bir ürün olduğu için ben onu daha çok tercih ederim. Okey. Çok şey bir bilgi. Farklı bir bilgi. Çünkü o pedleri kullanan çok insan var. Hatta belki de %90. Doğum çantasına yerleştirirler. Halbuki doğum çantasına yerleştirmenize gerek yok. İlk 3 gün sütünüz yağ formundadır. Bir akıntı olmayacak. Olmayacak. Zaten. Olmayacak. Tamam.
Onu da almaya acele Evet, yapayım. Anladım. Ah bu şeyler, hurafeler. Neyse, tamam, okey. Çok da şey yapmayalım çünkü. Evet, evet. Bu konular hassas konular. Evet, evet. Peki şeyi merak ederim ya. İkiz, hatta 300 bebekli anneler var. Hı hı. Bu insanlar nasıl emzirmeli? Bu insanlar nasıl emzirebilir? Sütleri yeter mi? Ya da işte anne duyar, yani daha doğrusu hamile kadın ikiz olduğunu duyar, 300 olduğunu duyar. Aman der, ben nasıl bu sütü yetiştiririm çocuklarıma der. Hemen araştırmalara başlar, mamalar falan odur budur. İkiz bebeklerim var. Hı. 300 bebeciğim, böyle bir tecrübe de yaşadım. Hı. İkiz bebeklerde hiç takviyesiz gittiğim, bazen yaştan ötürü takviyeli gidebildiğim durumlar da oldu. 300 bebeklerde hepsinin o deneyimi yaşamasını sağlarım ama orada anne de çok önemli. 300 bebek gerçekten çok yorucu. Yani tek ayrı, iki ayrı, üç apayrı bir durum. Bambaşka yani. Bir şey tabii. Çünkü hepsini aynı anda alarm kurup uyandıramazsın tabii. Zaten. Birini susturun, öbürü başlayacak. Tabii. Orada annenin psikolojisi çok önemli ama hepsini o deneyimi muhakkak yaşatmayı tercih ederim. Önden emilir, sırayla hepsi o deneyimi yaşar. Ondan sonrasında takviye uygulanır. İlla ki. İki göğsü de mi? Tabii. Yani... Tabii. İki, her çocuk iki göğsü de mi emecek? Evet. Hepsi o şeyi, o deneyimi, tur gibi düşünün. Anladım. O deneyimi yaşayacak. Hepsi tanıyacak. Çünkü birinde kalp ritmini daha fazla duyarlar. Her çok çok değişik, gizemli şeyleri var bu emzirmenin. Bu çok gerçekten. Önemli bir şey aslında. Çünkü insan 200-300 dendi mi kesinler artık mamayla işte hiç emzirmeye başlamayın falan diye düşünür ama yok. O deneyimin o, mutlaka... Bu sene ikiz bebeciklerim oldu. Çok güzel bir doğumdu. Çok güzel bir aileydi. Allah onları hep mutlu etsin. Ve biz yani normalde hani ilk günlerde kilo veririk, bir düşüşe geçerik. Kilo vermeden, düşüşe geçmeden çok güzel bir şekilde anneciğimiz idare ettiydi. Çok da güzel bir sütü vardı. Süper. Gayet iyi. Bu süt olayı genetik mi sizce? Değil. Yok. Hiç alakası yok. Annesi emziremeyip patır patır emziren, kendimden de gidebilirim. Ben 3 ay emdim. Ben 2 sene emzirdim. 2 sene emzirdiniz. Ya da tam ama tabii evet anladım. Yani yeter ki insan genetik istesin dersiniz. Genetik bir durum değil. Tamamen zihinsel bir durumdur. Yine psikolojiye döndük. Kesinlikle. Evet. Ama öyle ama. Öyle. İnanç. Yapabileceğine inanma. Çünkü vücudumuzda öyle bir sistem var ki bebeğin ihtiyacının ne olduğunu anlayan sinir uçları var meme ucumuzda. Çok ve doğru, süper. Çocuğumuzun D vitamini düşüktür annenin depolarına. Biz neden anneye derik emziren anne vitamini kullan? Çünkü annenin depolarını boşaltacak bebek. D vitamini ister anneden alacak. Çok demir güzel. İster her anneden anneye alacak. Her şeyi anneye çekecek zaten. Evet, o yüzden çok, çok çok sihirli bir mekanizma var üstümüzde ve bunu tabii ki kaybetmemek lazım. Orada da tamamen psikolojik oksitoksin hormonu, prolaktin hormonu bunlar bizim için çok değerli. İşte anne iyiyse süt iyi. Peki bu çaylara ne dersiniz? Süt artırma çayları. Yani bu işte bunu ye sütün artsın. Bunu iç sütün artsın. Evet maya bir faydası olduğu zaten kanıtlanmış bir durumdur. Üretimi de var alkolsüz gıdaların. Fakat şöyle bir şey vardır. İşte ben sana baklava getirdim ye. Bak göresin nasıl artacak sütün veya helva veya soğan. Aslında temelde bunlar sizi suya çeken ürünlerdir. Su sütü arttırır ama alkışı nedense alkışı, helva soğan alır, aldı, soğan helva aldı. Çok güzel. Peki bu çaylar? O süt artırma çayları onlar var. Onlar da sizi suya çekecek. Yine aynı şekilde. Yani bir zararı yok. Tabii ki anneye sakinleştirici bir etkisi de var. Asla kullanmasınlar demiyorum. Demiyorsunuz. Ama o da seni temelde suya çekecek bitkiler var içerisinde. Bir inceleseler görecekler aslında. Güzel. Ya onu içtikten sonra 3 bardak daha fazla su içecek. Daha fazla. Daha fazla anladım. Güzel. Peki süt ateşini isterim öğreneyim. Bunu da bana soranlar oldu çünkü. Evet, siz yayınlayınca Instagram'da süt ateşini sor mutlaka diye. Tabii onu da size bir böyle tabii şey yapalım, öğrenelim. Tedavisi var mı, önlemi var mı? Şimdi üçüncü gün ateşi farklı bir durumdur. Üçüncü gün ateşi şelale kapağının açıldığı andır. Çünkü kolostrum artık yavaş yavaş su formuna geçer. %80'i sudur zaten sütümüzün. Ben de şeyi gördüm bu arada, aklımda tutayım da onu da aktarayım. Su içmesi gerekir mi bebeğin? Ha çok güzel. Kubilay hocamız da çok güzel bir şey yayınladı bunun için. Tamam. Anne sütünün %80'i su olduğu için doktorunuz önermedikçe su vermemenizi tavsiye ediyorum. Bunu da arada kaç yaşta? Bir yaşına kadar. Doktorumuzun tavsiye ettiği süreç süper. İçerisinde. Çok güzel. Tamam. Peki. Süt ateşi. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada bir bilgi evet, geldi. Evet, arada bir güzel. Kaynak bilgi. Ama bu yaptık. Çok önemli. Ha bu su olayı güzel. Çok güzel konu. Evet, çünkü evet. Yani bunu bilmeyen de çok insan var. Soran da var. Soran ya da bana da sorarlar. Kubilay Hoca da bir paylaşım yaptı. Oradan da dikkatimi çekti. Dün de sorulduğu için hadi böyle bir arada güzel. Peki, onu da güzel. Söylemiş ara olduk. Evet. Üçüncü gün ateşi işte yağ formundan artık sıvılaşmaya geçtiği için süt annelerde
süt kanalları yelek formunda olduğu için hani bir iniş olur. Bu inişten kaynaklı memelerde şişme, titreme, soğuk terleme, sıcak terleme, eklem yerlerinde ağrı veya ateş yükselmesi yaşanabilir. Hiç yaşamayan çok istisnadır. Hafif geçiren ve çok daha ağır geçiren var. İşte o ağır geçirenler genelde hiç tanışmadığım ve hastanede makine kullanan anneler olur. Çünkü tam orada açılmaya çalışır kanal, biz elektrik gücüyle onu incelttik. Daha sıkıntılı geçer sürer. O 24 saat ile 48 saat arası süren bir şeydir. Sonrasında tekrar yaşanmaz, her şey doğru giderse. Mastite gelecek olursak, emzirme sürecinde fazla fazla öne eğilmek. Sağma makinesi kullanırken öne eğilmek. 20 dakikanın üzerinde emzirmek. Ve yatış pozisyonunda sürekli işte bebeciğim sağ tarafımdadır, o yüzden hep o tarafa yatarım diyen annelerde ağırlık o tarafa bindiği için sıkıntı olabilir ki ben burada herhangi bir yüz havlusunu rulo yapıp göğsünüzün altına yerleştirin derim ki hani destekleyelim. Çünkü gece sen uyurken sütün tabii birikmeye devam eder ve memeler şişmeye devam eder. Bunların hepsi bir sebeptir. Önlemi nasıl alınabilir? İşte eğitimde bunlara neler yapabileceklerini anlatırız zaten o esnada. Belirli masaj sistemleri vardır. Onları teker teker öğretirik. Kullanmaları gereken ürünlerin bilgisini vererek. Önlenebilir tabii ki. Ama yaşanması da emzirme sürecini bitireceğimiz anlamına gelmez. Gelmez. Onu soruyordum. Önemli olan hangi aşamayı önlemektir? Medikal noktaya gelmeden çözebilmektir. O yüzden hani önce işte göğsümde bir şişkinlik oldu, deride bir kızarıklık. O aşamada lütfen bir emzirme danışmanıyla iletişime geçsinler. Çok güzel. Sonrası çünkü genel cerraha gidecek ve işte orada artık medikal tedavi uygulanacak. Medikal tedavi de emzirmeye engel değil. Zaten doktorlarımız ona göre antibiyotikler tabii, tercih ederler. Onun da geri dönüşü vardır. Tekrarlamaması için ama asıl problemin ne olduğunu bulup onu çözmek gerekir. Güzel, anladım. Çünkü süper. Mastit bir kanal deforme olduğunda tekrar edebilecek bir durum. Peki şey bahsettiğiniz dakika çok uzun süre. Evet. Yani kaç dakika emzirmesi gerekir peki? Yani normal standartlarımızda 20 dakika bir meme, 5 dakika ben ona ara gazı derim. Çıksın veya çıkmasın. Midedeki havayı dağıtalım. Ağlarken hava yutar, emerken hava yutar. Tabii, ve bebek bazen kendini tok hissedebilir bu durumda. O 5 dakikada onu çıkaralım, sonra öbür memeye. 20 dakikanın üzerinde max'ı sorarlar bana. Yani ben 20 idealdir ama bir max varsa ve bebek bırakmıyorsa 25'in üstü artık anneye zarardır yani. Anladım. Anneye zarar ve çocuk da orada daha fazla spor yaptığı için. Tabii. Ya bu artık kilo vermeye gider. Çünkü çocuk orada tabii, ciddi bir efor sarf eder. Fazlası artık kilo vermeye gider. Yine burada annenin sütü yetersiz kategorisine girer. O yüzden bunlar hepsi dikkat etmemiz gereken şeyler. Gerçekten yani iyi. Hep bir bahane çıkar. Hep bir bahane tabii, bulunur. Tabii ve genelde darbeyi anne yer. Çünkü tabii, emzirme onun. Emzirme onun tabii tabii. Başka açıklaması yok. Çok net bir cümle duyarım ama keşke erkekler emzirse. Bunu çok söyler anneler. Keşke sen emzirsen. Herkese vardır bu. Herkese vardır bu. Peki bebek emerken yeterli süt aldığını nasıl anlayabiliriz? İtrar çıkışından anlayabiliriz. Ha. 24 saatte minimum 3 kez itrar çıkışı olması gerekir. Onun takibini birlikte sağlarız biz ve çocuk doktorları. Dediğiniz ya az önce şimdi 20 dakika maksı sorarlar size kaç dakika emzirmeliyim. Anne der peki de çocuğum beni doymuyordur, daha istiyordur tabii deyip de. Tabii ki bu en büyük soru işaretidir. Çünkü memenin içi görünmediği için ve anne ne yapar? O da otomatik kendinden şüphelenir. Zaten. Onu hissedemez. Göremez. Yani göremez. Hissiyat vardır. Var hissiyat vardır. Hissiyat var çünkü sertten yumuşağa doğru gider. Ama belli bir süre sonra memenin şişmemesi de gerekir. Doğru olan sertleşmemesidir. Çünkü sertleşmeyince de düşünürler artık sütüm yoktur diye sertleşmez. Bir de o gider. Halbuki o da öyle değil. İşte bunlar çok karmaşık ya. O yüzden 1,5 saat. Anladım. Hepsini dolu dolu bunların. Hepsini dolu tabii, dolu. Peki en doğru emzirme pozisyonu nasıl olmalı? Yani hastane sürecinde doğum yöntemine bağlı olarak eğer sezeryan bir doğumsa ben ters beşik öneririm ki annenin konforunu arttıralım. İşte sezeryan yerine gelmesin çünkü aslında yeni doğan olmalarına rağmen çok ciddi hareketlidirler. İnanılmaz. Yani biz eskiden kafamızı döndüremezdik. Şimdi kafasını kaldırır. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Ve anne karnında bebek sürekli tekme modunda olduğu için doğduktan sonra da kendini halen orada hissettiği süreç içerisinde anneyi tekmeleyebilir. Yani o hareketlerde annenin canını yakabiliriz. O yüzden ters beşik hastane süreci benim için önemli. Normal doğumda böyle bir sıkıntı yok. Sıkıntımız yok. En doğru emzirme pozisyonunu tabii ki uygulamalı daha rahat gösterebilirik ama en azından şöyle bir ipucu verebilirik buradan. Bebeğin karnının annenin karnına dönük olması gerekir.
Tavana güzel. Değil. Tavana değil. Tavana değil. Aa. Çünkü genelde tutulduğu evet. zaman bebeğin evet tavana doğru aa. Şey yaparlar. O yanlış bir annenin göbeği, olur. Bebeğin göbeğine bakın. Değmeli yani. Değmeli. Çok güzel. Peki bir de reflüsü olan bebekler vardır. Onların pozisyon falan yoksa yani gene haddimi aşmış gibi olmayayım ama reflünün de bazen sebebi biz oluruk. İşte fazla miktarlarda mama uygulaması, fazla miktarlarda sık sık emzirme ve bir reflü yastığı kullanmama. O yüzden doğum çantasına sağma makinesini düşünmek yerine gerçek anlamda ilk 2 ay, 2,5 ay için yani bebek ta böyle hareketlenip reflü yastığı eğilimli bir pozisyondadır. Hareketlenip aşağı kayana kadar ki bu 2,5 ayı alır ve mide kapakçıkları da o süreçte gelişmiş olur. Kesinlikle tok karnındayken bile reflü yastığında bezlerini değişmelerini öneririm. Reflü yastığında bezlerini değiştirsinler. Evet, eğer bebek toksa. Çünkü mide kapakçığı gelişmiş değil. Bebeği düz zemine yatırdık. Tabii. Karnı tok, ayağını kaldırdık. Ve sürekli tabii. o düzenli bir şekilde geri geldiğinde evet teşhis reflüdür. Kusmalar başlayacak. Bunu sık karşılaşır mısınız? Bunlar? Karşılaşırım. Genelde ama fazla beslemeden dolayı karşılaşırım. Fazla beslemeden dolayı. Sonra o beslenme düzenini gerçekten normale çevirdiğimiz. Siz de fazla tabii. beslenmeleri çözmesiniz. Tabii aynen tabii. Aynı tabii aynen tabii. Yani o şeyi düzene soktuğumuz zaman kusmalar azalır. Zaten bir kusma varsa bir fazlalık var. Mutlaka. Yani onun işaretini almak lazım. Şimdi şey derler işte ben verdim emzirdim arkasına bu kadar mama verdim. Çünkü anne kendine güvensiz. Tabii. Şimdi aşağı yukarı takribi senin göğsünden bu kadar aldı. Sen bunu da verdiysen bu çocuğa bu çocuğun mide kapasitesini zorladın. Zorladın. İlk 3 gün hiçbir şey olmayacak. İlk 15 güne kadar da hiçbir şey olmayabilir. Ama 15. günden sonra kusmalar başlayacak. Kabızlık problemleri başlayacak. Ve burada yine annenin yıprandığı bir süreç. İşte hiç bu noktalara gelmeden, hiç ihtiyaç duymadan bir emzirme danışmanıyla güzel evet, bir eğitim alıp gitsinler doğumda. Buraya gel, buraya, bu pozisyona gelmeden. Çok doğru. Çünkü çok yıpranır onu toparlamak daha zor. Evet. Çok çünkü anne zor. Artık tamamen inancını evet, kaybetmiş evet. olur. Çok zor demiyorum. Evet. 9 günümü alır. Evet. En max 9 günümü alır. Çok güzel. Peki son bir bomba soruyla kapatmak istiyorum tamam. konuyu. Çünkü bilgiler müthiş. Teşekkür ederiz. Sık sorulan biri. Tamam. Emzirirken hamile kalınabilir mi? Tabii ki. Bunu çok tabii insan... Tabii ki. Ya bunu eğitimlerimde de söylerim. Emzirmenin prolaktin hormonu yüksek olduğu için bir takım koruyuculuğu vardır. Ona da ben koruyucu demem, erteleme derim. Yani hiç olmayacak %100 korur böyle bir iddia yok. Kadın doğumcularına danışarak ki herhangi bir hormon hapı önermediklerini biliyorum ki ben de önermiyorum. Kadın doğumcuya danışarak bir korunma yöntemi almalarını öneririm. Okay. Yani öyle çünkü... bir şey denmez öyleyse. Değil yani yok, yok, hamile kalınır. Kalınmaz diye bir şey yok. Kalınır. Yaşayan çok hastalarım da var bu arada. Peki. Emzirirken. Yine hamileydik. Orada da bazen bazı kadın doğumcular işte diğer bebek 3 aya gelene kadar kesmen gerekir buna gibi bir cümle kurarlar. Bazısı da hiç problem değil emzirebilin bize bir risk teşkil etmezler. Artık doktorun önerisine göre ben de ilerlerim. Ama kesmek gerekir mi? Bence gerekmez. Gerekmez. Peki. Çok güzel program oldu gene. Teşekkür ederim. Ben teşekkür yani ederim. Bilgiler müthiş. Süper çok bence bu bilgiler gerçekten anne adaylar için, anneler için hamilelik düşünenler için altın bilgiler. Çok mutlu yani olurum. Ne çünkü... kadar anneye ulaşabilirsek aynen. hedefimiz o. Aynen çünkü zaman öyle bir zaman ki kirli bilgi de çok. Var. Özellikle yani... ben Google'ı yasaklarım. Evet. Kesinlikle. Evet. İnternet evet. yok. Kirli bilgi de çok. Yani her şeyde böyle. Bir hastalık bir şey yaşarız hemen Google'a yazdığımızda. Bütün modum düştü şu an. Bir anda bir aylık ömrümüz kaldı diye bir şey çıkar. Yani o yüzden o yüzden en doğrusu bilgiyi doğru insanlar olmak. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür buraya ederim. Kadar geldiğiniz bu yolunuz için de çok bize müthiş bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim her zaman. Yeni mekanınız, yeni merkeziniz hayırlısı olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Peki, çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün emzirme üzerine konuştuk. Emzirme danışmanı Şengül Temel Cansel'in bizlerleydi. Haftaya yine farklı konu ve konuklarla sizlerle görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.